Aydın. Aydın aç kapıyı, kiramı ver. Abi bir su bastı ya, kapıyı açamıyorum. Antika halılarım, mobilyalarım hepsi gitti. Ya Kazım abi kalp krizi geçiyor ya, bir an bu lansı arasın. Bir şey mi demek istiyor? Ölünce pamuk kutumu sen tekarsın diyor. O kadar güvenir bana. Of! Tam da iş görüşmesine gideceğim gün. Anlıyor musun? Soruyor, aranıyor. Tüş! Oha! Nereye gidiyoruz o kadar? Nereye gireceğim ya da gideceğim? Tokat'a. Belki sen de kafandaki sesin sahibini bulursun. Belki de. Zaten insan sevdiğini, daha doğrusu aşık olup olmadığını nasıl anlar ki? Mesela ben onunla hiç böyle seninle oturduğum gibi sabaha kadar dertleşmedim. Biliyor musun? Ben de. Geldin sonunda. Yıllar sonra öğrendiğim şeye bak. Biliyor musun bir ablam bile varmış. Boran abi, artık vurma şu bastını gözünü seveyim, dayanacak halim kalmadı benim. Bak ne zaman vursam bir şey oluyor. Aslında ben bir değil, iki aile kaybetmişim. Kaybetmiş de olsan en azından bir ailem var. Benim ailem olup olmadığını bile bilmiyorum. Sen niye geldin buraya? Kafamdaki ses işte. İlk kez birine güvendim. Gözüm! Yahu o kız gözüm, o bizim kızımız Sibel. Demek haklıymış. Kafamda bir ses beni Tokat'a çağırıyor diyordu. O ses siz misiniz? Bu yaşadıklarımız, yolculuğumuz, her şey kaderin bir parçası işte. Sustum. Aşk adamı böyle lale eder işte. Dut yemiş bülbüle dönersin.